Bağlamanın özellikleri, bölümleri ve bağlama ailesi. Bağlamanın bölümleri günümüzde kabul edilen isimleriyle görseldeki gibi gösterilir. Bağlamamız 3 bölümden oluşmakta. Gövde, sap ve burgular. Öncelikle gövdede yer alan kısımlar tel eşiği, alt eşik, öndeki gördüğümüz kapak ses tahtası, arkadaki gördüğümüz bu kısım ses kutusu ve tellerimiz var. Tabii ki teller tüm bağlamayı kapsayan alanda. Diğer bölüme geçecek olursak sap kısmı. Sapta sadece perdeler mevcut ve biz bu aralıklara basarak sesler elde etmekteyiz. Aynı zamanda teller böyle devam etmekte yine. Üçüncü bölümde de burguların olduğu bölüm var. Ve ama bu arada telleri kaldıran üst eşik mevcut. Ve tabii ki bağlamadan nasıl ses elde ettiğimiz gayet net. İlk sesin çıkış noktası teller. Tellere tezene ismini verdiğimiz bu aletle vurarak titreşim sayesinde ses çıkartıyoruz. Bu şekilde bağlamanın sesleri hayata geçmiş oluyor. Bağlamanın bölümlerinden olan sap boylarının büyümesinde şehirli icracıların, gezgin halk sanatçılarının, radyo sanatçılarının ve elle çalmayı bırakıp tezeneye geçmenin etkisi büyüktür. Sürekli arayış içinde olan bu sanatçılara özel istekleri doğrultusunda ilk zamanlar çok değişik büyüklüklerde yapılmaya başlanmıştır. Bağlamalar daha sonra yavaş yavaş tekne boyları ölçü alınarak çeşitli ebatlarda toplanmaya başlanmıştır. Bu anlayış sonrasında uzunca bir süre meydan sazı yaklaşık 54-56 santimetre, divan sazı 49-52 santimetre, bağlama 44-46 santimetre, tanbura 39-41 santimetre, bağlama jurası 35-37 santimetre, tambura jurası 31-34 santimetre gibi tekne boylarında tasarlanarak yapılmıştır.